Yazın başında yorumlarda o kadar fazla yaz dizileriyle ilgili istek vardı ki bir iki kere hepsini yorumlayacağım gibi bir şey çıktı ağzımdan. Ağzım açıksınlar. Yani yaz dizisi izleye izleye çıplak erkek vücutlarından kas anatomisi bile öğrendim. Şu alttaki yorumlardan gaza gelmemeyi öğrenemedim. Ama şimdi bahsedeceğim dizi şu ana kadar bahsettiğim dizilerden biraz farklı. Ha ne yapmışlar? İngiliz aksanlısı oluyor diye Ege Şiveli Şeytan mı yapmışlar? Yok. he. Tastı da hazırdı Halbuki i̇şte kısmet Tabii ki yine bütün kızların güzel olup erkek arkadaşının olmadığı erkeklerin hep zengin kaslı ve yalnız olduğu gece gündüz aşna fişneye fatura kesen bir şirketle yine fantastik bir dünya yani bir değişiklik yok bahsettiğim fark dizinin adı ile ilgili aşk mantık encom ya size de biraz tanıdık gelmiyor mu gelmiyorsa yardım edeyim töre, acı ve intikomdan oluşan konak paketiyle geliyor. Töre, nomus, intikom. Töre, nomus, intikom. Nomus, töre, intikom. Hani yani şu iki buçuk yıldır bu intukom'dan kanalda intukom'dan belli tarz dizileri tabirlemek için kullandım. Intukom. Hatta videolarımız sonunda çıkan çöp tenekesinin üstünde bile yazan. Google'a bile yazsanız benim çıktığım üçlemeyi diyorum. Tabi şimdi böyle deyince eskiden bunun en azından kaşı kalkıyordu. Şimdi biraz gözü de kalkmış diyenler olabilir ama acaba bu ismi koyarlarken ilham almış olabilirler mi derken bir baktım bir önceki videomun başlığı da benzer bir şekilde kullanıldı. Neyse artık o işin başka bir kısmı biz onu yine tesadüf deyip geçelim de değilse de gururumuz olsun. Gerçi dizinin YouTube kanalında başka nasıl başlıklar kullanmışlar diye bir bakayım dedim. O da gururuma dokundu. Sakin ol lav adam. Olalım bakalım maşık. Beni sar boynuna. Çok bakma içine çeker. Ben sar ben hoş olurum. Sevişmek ah ne hoştur. Gel sarıla sarıla uyut. Taş mısın tüfek mi? Hadi Ozan soyun. Bu arada dizi bir Güney Kore dizisinden uyarlama. <laughs> Bu arada dizi bir Güney Kore dizisinden uyarlama. Onun adı ne? Kurnaz bekar kadın. Ha, hem bekar hem kurnaz. O bizim memlekete uyumaz. Demişler anladık da. Bakın bizim memlekete uygun görülen senaryo ne? Dizi çalışıp zengin olma hayali yerine çalışıp zengin olmuş bir adamın parasını yeme hayali kuran bir kadının maceralarını anlatıyor. Yani dizinin orijinal adı bize göre değil de bu senaryosu bize göre öyle mi? <laughs> Abi At Murat'tır de bir kızın babası yanlışlıkla çalıştıkları dükkanlarını yakıyor ve kızın annesi de diyor ki... Sen bunu diyor ya anne ben aşk evliliği yapacağım. Yapma. Bak ben babana aşık oldum. Ne oldu halime bak. O şama için ağacı dikti. Ve kız annesi bunu dediği anda bir çocuğun yanına gidip şunları diyor. Ozan okulun bitti mi? Bitti. İşe girdin mi? Girdim. Evlenelim o zaman. Kocasının cenazesinde başka adama evlenme teklif eden bile gördüm. Dur dur bir dakika sanırım doğru cümle şu. Çok fazla kurban pazarı gördüm ama böyle pazarlık görmedim. Yani kızımız bayramda koça bakar gibi kendine koca bakıyor. Zaten ekranlarımızda kasap dükkanı gibi etten geçilmiyor. Ama daha durun bu hiçbir şey değil. Daha sonra evleniyorlar ve çocuk bir uygulama fikri geliştiriyor. Ve bunun üzerinde çalışabilmek için işi gücü bırakıyor kız da çalışmak zorunda kalmıyor mu? Ah kıyamisu. E tabi durum böyle olunca da danaya girer gibi dünya evine giren kızımız beklediği eti e, parayı alamadığı için kocasını kapının önüne koyuyor. Ve çat diye adamı boşuyor. Sonra bilin bakalım ne oluyor. Adamın geliştirdiği uygulama öyle bir tutuyor ki yılın girişimcisi ve para basan bir teknoloji şirketinin nesi oluyor? CEO'su. E Ancak tabi dolar kuru, malum, fakirken bile alınabilen bu kıyafetlerin borcu derken dizi kızlarımızı CEO'dan aşağısı kurtarmıyor. Parayı bulunca önce kendine tara kalan CEO'muzun da yurdun dört bir yanında emlak komisyoncusu gibi pozları yayınlanmasın mı? Kız da parayı görünce tekrar adamı kendine aşık edebilmek için çalışmalara başlıyor. Başka bir dizide adamın biri para için kızını köydeki bir ağaya satsa Twitter'da ortalık yıkılır. Bir kadın aynısını şehirdeki bir plazada kendi kendine yapınca... Ya inanılmaz yakışıyorlar. Oluyor ya. Ben onu anlamıyorum. Canına yandımın ahalisi. Bilmem farkında mısınız da rahat yaşamak için kadınlığını ortaya... Erkeği mal yerine koymak da normal değil. Ben bunu neye bağlıyorum biliyor musunuz? Sürekli ayak kokan bir yerde durursanız o ayak kokusunu almazsınız. Ama dışarıdan gelen birinin ciğeri ağzına gelir ya. Onun gibi. Toplumda sürekli gördüğümüz şeylere demek ki bir süre sonra duygu körlüğü gelişiyor. Nasıl mı? Verelim. Beyti Bey benimle anlaşmazsa kızım da talip olacak. 19 bin TL kredi borcumu ödeyebilecek eş arıyorum. Üçüncü köprünün ucunu istiyorum. Neyse, nerede kalmıştık? Heh, kız oğlana zamanında gir dediydiler de girmediydik denilen alt koyun gibi davranıyordu. Daha sonra kızımız zengin olan erkeğin gönlünü tekrar alabilmek için onun şirketine gidiyor ve diyor ki: vay vay. vay onun şirkete baksan. E Sen de hiç fena değilsin kızım, isra, gayet iyisin. Yani kendini beton armeye rakip gören kızımız o binaya stajyer olarak girmeye karar veriyor. Diyor ki: "Ondan intikamımı alacağım ve onu tekrar kendime aşık edeceğim." Peki, intikamını aldığı şey ne biliyor musunuz? Çalışmak. Sadrazamın sol prensesi kapının önüne koyduğu kocası yüzünden çalışmak zorunda kalmış, onun intikamını alacakmış. Bilmem farkında mısınız? Uyarlamak için uygun gördüğünüz senaryonun dosyasının spiral teli bile başrol kızdan daha dik duruyor. Ama bir dakika şimdi kız en nihayetinde çalışacak ve şirkette öyle böyle bir teknoloji şirketi değil. İçeride floresan takılmış çöp kutusundan yapılan robotlar geziyor. O derece. Ve kızımız daha işe girmeden ilk sakarlığını yapınca da çat! Bir oğlan daha aşık oluyor. O kim? O da şirketin ortağının oğlu. Yani millet bir taneyi bulamaz. kıza CEO, gökten yağıyor. Kız da zaten Super Mario gibi <laughs> CEO CEO diye bonus toplayarak gidiyor. Ama diğer kızlar öyle mi? Yahu bu mahallede daha kaç kız telefon olacak Gozan uğruna ya Rabbi? Ah ben Ozan için telefonluya dünden razıyım. Hı? Hmm, Ozan ya muhteşem Ozan. Üç plazaya hakim. Zeus'un yeryüzündeki gölgesi. Bir de şirkette motivasyon olsun diye bir yarışma başlatmış. Kazanana ödül ne peki? CEO ile bir akşam yemeği. Şirketteki bütün kızlar da haremde halvete ben gireceğim diye saç baş olan cariye gibi muhteşem Ozan'la akşam yemeğine çıkarım da belki sonra da evleniriz diye kendi aralarında kapışıyor. Ya içimizden biri CEO ile yemek yiyecek. <laughs> İnşallah ben olurum. Göreceğiz. İnşallah. Peki şimdi bu zamanında kapının önüne koyulan, parayı bulunca tekrar kıymete binen Kore uyarlaması CEO ne yapıyor? Daha önce kızın hayalini kurduğu evin aynısını yaptırmış, kızı oraya götürüp benle evlenseydin bu ev senin olacaktı, şimdi bu eve başka kadın getireceğim diyor. Kız da ağlayıp gidiyor. Nasıl? Tanıştırayım bu 21. yüzyıl aşkı. Ölçütü mal. Instagram'a baby shower fotoğrafı koyabilmek için bebek yapmadan bir tık öncesi. İnanın bütün video boyunca söylemek istediklerimi tuttum. Yani bu tutmuş halim. O yüzden sınırları zorlamamak için videoyu kapatırken daha fazla cümle kurmak istemiyorum. O zaman durun ben size önümüzdeki yaz için başka bir senaryo fikri vereyim. Bak şimdi bir tane kadın zengin bir adamdan boşanıyor. Sonra başka bir adam daha buluyor ama o da nasıl zengin. Özel uçak kapatıyor falan. Sonra zengin adam da o kadar zengin olmadığını anlayınca topuk. Nasıl? Dizinin adı da belli. Ah su başıma e, ah şu başıma gelenler. Niye olmaz mı? Ama o da çalışmış zamanında yazık. Kitap çıkartmış. Kıyamam.